Hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın önderliğinde ortaya koyduğumuz bir vizyon var. Bu vizyon Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdaresi'ni dünyanın en hızlı ve en güvenli ticaret yapılan gümrük idaresi haline getirmek. Bu toplantıların ana misyonunun 21. yüzyıl gümrük idarelerinin misyonu olan tedarik zincirini güven altına almak ve bu çerçevede insan ve kamu sağlığını korumak ve ticareti geliştirmek ve hızlandırmak olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımızda almış olduğumuz kararlara kısaca değinecek olursam, öncelikle yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarında Sayın Başbakanımız ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 2015 yılı için ortaya koymuş olduğu 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmine dönük gümrük idarelerinde işlemlerin hızlandırılması, rekabetçiliğin artırılması ve gümrük idarelerindeki sorunların minimum düzeye indirilmesi konusunda ortak bir prensip kararımız vardır. Bu kapsamda başta Zonguldak Limanı ile Evpatorya ve Sivastopol limanları arasında eşya ve araç bilgilerinin değişimi hususunda ortak çalışma yapılması konusunu görüştük ve bir heyet oluşturduk. Bu heyet altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi değişimi anılan limanlar arasında başlamış olacak 2013 yılı başında. Ve ikinci ulaştığımız ve gerçekten son derece önemli mesafeler aldığımız ülkemiz uygulamalarında ikinci konuda uyuşturucu, sigara ve madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik ortak operasyon ve eylem planı konusunda mutabakat zaptı imzaladık. Gümrük idarelerinin ana fonksiyonları sizlerin de bildiğiniz gibi bir taraftan güvenli ticareti hızlandırıp onu güven altına almak ve artırmak olurken diğer taraftan da yasal olmayan ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleyi en üst düzeyde yapmayı başarabilmektir. Bu bir taraftan ülke içindeki operasyonlarla yapılırken diğer taraftan çünkü kaçakçılık sadece ülke içerisinde olmuyor. Doğal olarak bu bir uluslararası ticaret. Mutlaka uluslararası boyutu var. Mutlaka iki ülke var. Birden çok ülke var. O bakımdan Almanya, Rusya ve Bulgaristan'la başarı örneklerinde olduğu gibi 2012 yılında Güneydoğu Avrupa Kolluk Merkezi, Avrupa Stratejikle Mücadele Ofisi OLAF ve DGÖ ile ortak operasyonlar yaptık. Bu operasyonlardan çok önemli sonuçlar aldık ve bu operasyonları Ukrayna ile birlikte karşılıklı olarak geliştirme konusunda mutabakata vardık ve bunu önümüzdeki günlerde inşallah icra edeceğiz. Ми побачили, наскільки динамічно розвивається Турція. Ми побачили чудове місто Стамбул. Türkiye'nin ne kadar hızlı geliştiğini gördük. İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu gördük. Ми сьогодні зробили цілий ряд важливих кроків, які дозволять адаптувати митне законодавство і разом рухатись далі. Gümrük mevzuatlarımızı birbirine uyumlu hale getirilmesi için bugün birkaç tane çok önemli adım attık. Arkadaşlarımız biraz çalışma yapacaklar. Сейчас мы уходим чуть позже. Dur. Tamam.
Можно сфотографироваться для нашей.